Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri konuşacağız. İkinci dereceden bir denklem ABC birer reel sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde. Buradaki ABC'ler birer reel sayı. Böyle bir denklem çözmeyi iki metodu, iki yolu vardı. Birinci, birinci daha doğrusu iki çeşidi var. Birincisi çarpanlarına ayrılma. Çarpanlarına ayrılma. Şimdi her denklem tabi çarpanlarına ayrılabiliyorsa, ayrılamıyorsa bunu uygulayamıyorduk. Ee, çarpanlarına ayırmada ne yapıyorduk? Mantık şuydu: ax kare artı bx artı c eşittir 0. Kökleri öyle seçiyorduk ki çarpımları c'yi verecek, değil mi? Çarpımları c'yi verecek ve çapraz seçtiğimizde yani kökün biri x1 bir. ee, veya şöyle yapalım, İşte buraya m mn buraya da ST dersek şu şekilde çapraz çarpıp topladığımızda aradaki ifadeyi verecekti. Yani aslında şöyle diyebiliriz. C dediğim M çarpı ne olacak? A dediğim S çarpı T olacak. B dediğim de S çarpı N artı M çarpı T olacak. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa o zaman bu denklemin kökleri SX artı M çarpı şey çarpanları TX artı ne oluyordu? Bunları da ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimizde X değerlerini buluyorduk arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. Mesela böyle bir denklemi çözmek istersek. Eksi 5'in çarpanları eksi 1 artı 1 olarak alıyorum. Burada da 1 var a1. 1'in çarpanları da 1'e 1. Tabii şöyle yazalım biz bunu. x'e x diye. Bunları çapraz çarpıp topluyoruz. Bakın çapraz çarpın. Eksi 5x artı x ne yaptı? Eksi 4x. Ortadaki ifadeyi verdi mi? Bakıyorum. Verdi. O zaman bizim çarpanlarımız bizim çarpanlarımız şunlarmış. x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0. Bunları da ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimizde köklerden birinin 5 köklerden diğerinde eksi 1 olduğunu buluyoruz. Bu çok iyi bildiğimiz bir yöntem. Ortaokuldan beri öğrendiğimiz ve artık çok da pratik bir şekilde yaptığımız bir yöntem. Bir yöntem değil mi? Bir denklem ee, türü. Çünkü çarpanlarına ayrılmıyorsa bu yöntemi kullanamıyoruz. İkincisi diyelim ki çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman diskriminant metodunu uyguluyoruz. Yani diskriminant dediğimiz formülasyonu kullanarak yapıyoruz. Peki bu formülasyon nasıl çıkıyor ortaya? Bunu biraz konuşalım. Şu şekilde bu denklemi a parantezine alırsak x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır olur. Buradan e, şöyle bir şöyle bir ekleme çıkarma yapacağım. A parantezinde x kare artı b bölü a x artı c bölü a e, eksi b kare bölü 4 a kare ekleyip çıkaracağım. b kare bölü 4 a kare ekledim çıkardım. Şimdi niye böyle yaptığımı biraz daha birazdan daha iyi anlayacağız. Şimdi e, daha sonra şöyle bir ifade oluşacak. Şu x kare b bölü a'nın x karesi ve b kare bölü 4'e kare. Bunları birlikte düşünürsek x kare artı b bölü a x başında yine bir a var. Artı b kare bölü 4 a kareyi birlikte düşünelim. Eksi c bölü a. Önce artı c bölü a eksi b kare bölü 4 a kare. Bunu da birlikte düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Şurada eksi yok. Şimdi şu ifadeye dikkatli bakarsanız bu aslında x artı b bölü a'nın karesidir. Değil mi? Hatta b bölü 2 a'nın karesidir. x artı b bölü 2 a'nın karesi. Artı bunu da düzenleyelim. Şurayı 4 a ile çarparsam 4 a c eksi b kare bölü 4 a kare eşittir 0 olur. Tamam mı? Başında da A vardı. Artık A'ları sadeleştirdim. Çünkü A her iki tarafı A'ya bölersek A sıfırdan farklı olduğu için e, sıfır çıkar. Onu sadeleştirdim. Buradan x artı b bölü 2a'nın karesi eşittir. Bunu da karşıya atarsam b kare eksi 4ac bölü 4a kare olur. Bunu biraz daha düzenlersek şöyle düzenleyelim. Her iki tarafın kare kökünü alalım. x artı b bölü 2a'nın mutlak değeri çünkü bir x Reel sayısının çift dereceden kökünü aldığınızda nasıl çıkar dışarıya? Mutlak değer x olarak çıkar. Bunu unutmayalım. O halde şurası kök içinde b kare eksi 4 ac bölü 4 a kare oldu. Tamam. Şimdi işimizi kolaylaştırmak için bu b kare eksi 4 ac'ye bir isim verelim. Mesela buna demişler ki delta olsun ismi. Delta grek alfabesinde, yunan alfabesinde bir harf küçüğü de şudur mesela delta. Delta olsun demişler. O zaman x artı b bölü 2a'nın mutlak değeri şöyle oldu. Kök delta bölü 2a'nın mutlak değeri oldu. Çünkü o da kök dışına çıktı. Peki mutlak değerlerden kurtulmak için o zaman ne yapacağım? x artı b bölü 2a eşittir. Kök delta bölü 2a. Tabi ne olacak bu? Artı ve eksi olacak. Artı eksi. Sonra bunu karşıya atacağım. Çünkü ben x'i arıyorum. O zaman x eksi b bölü 2a artı eksi kök delta bölü 2a olur. Buradan da x'i yalnız bırakırsak eksi b artı eksi kök delta bölü 2a olarak bulunur. Şimdi buraya kadar geldikten sonra artık x'in reel sayı olup olmama durumu var. Çünkü delta negatif olursa kökün içi tanımsız olur. O zaman 3 tane durum olacak. 1. Eğer delta sıfırdan büyükse iki tane x var. 2 x değeri var. Biz buna ne diyoruz? İki farklı reel kök var. Eğer delta sıfıra eşitse bu kez delta sıfır olduğu için eksi b bölü 2a şeklinde x1 eşit x2 eşit eksi b bölü 2a şeklinde çakışık iki kök olur. Yani aynı iki kök olur. Üçüncü durum delta sıfırdan küçükse. Şimdi delta sıfırdan küçük olursa kökün içi tanımsız olur. Dolayısıyla reel kök kalmaz. O zaman reel kök yok arkadaşlar. O halde biz herhangi bir ikinci derece denklemle karşılaştığımızda eğer bunu çarpanlarına ayıramıyorsak diskriminant metodu biraz önce gördüğümüz diskriminant metoduyla denklemin köklerini şu şekilde bulabiliyoruz. x Önce delta'yı buluyoruz. x1 eşittir. Eksi b artı kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a. x2 de eksi b eksi kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a şeklinde bulunur arkadaşlar. Şimdi hemen buradan çok basit bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Mesela x1 ile x2'yi toplarsanız bakın toplayın. Deltalar birbirini götürür. Eksi 2B bölü 2A'dan eksi B bölü A kalır. Ee, X1'i X2'den çıkartırsanız x 1 X2'den çıkarsanız o zaman ne olur? Burası yukarısı 2 tane kök delta olur. 2'ler gider. Kök kök delta bölü A olur. Tabi burada X1'i X2'den çıkarsanız böyle X2'yi X1'den çıkartırsanız da bunun negatifi olur. O yüzden biz bunu şöyle mutlak değer içerisinde yazıyoruz. O ee, durumdan da kurtulmuş oluyoruz. Kökleri eğer çarparsanız x1 ile x2'yi e X e çarparsanız bakın ee, iki kare farkı var burada. B kare gelecek. B kare ile birbirini götürecek. aşağıda 4 ile 4 ile birbirini götürecek. E, A'lar sadeleştiğinde C bölü A olarak kalacak. Bunlar bizim hani çok aşırı derecede kullanmıyoruz ama ileride bize lazım olursa buradan da kendimiz hemen çıkarabiliriz. O zaman eğer ben kökleri bu şekilde bulduysam demek ki benim denklemim x1 eksi x2 çarpı pardon x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir 0 şeklinde bulunur. Hatta başına da a sayısını yazarsanız direkt yukarıdaki eşitliğin aynısını elde edersiniz arkadaşlar. Hemen bir uygulama yapalım. Örnek 3x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Mesela bu denklem e, bakın çarpanlarına ayrılmaz. E, deltasına bakacak olursak 4 eksi 4 çarpı 3 çarpı 1'in B kare eksi 4 acıydı. Bu da ne yaptı? E, 4 12 eksi 8 yaptı. Eksi 8 yaptı. Yani delta sıfırdan küçük. O zaman ne diyeceğiz? Reel kök yok. Peki reel kök olmaması hiç kök olmaması anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Reel kök yoksa nasıl kök vardır? Karmaşık kök vardır. Karmaşık kök nasıl bulunuyordu? Bir kareyi eksi bir kabul ediyorduk. Dolayısıyla eksi birin kare kökü iyi oluyordu. O zaman eksi sekizin kare kökü aslında sekizle eksi birin çarpımıdır. Sekizi iki kökçü diye çıkartırsam iki kökü i olur. O zaman bu denklemin kökleri şöyle bazen bu şekilde yazarız arkadaşlar. Yani x1, 2, 2, kökü birlikte göstermek adına. Eksi b yani artı 2 oldu. Artı eksi 2 kök 2 i bölü 2 olur. Bunlara da reel kök demiyoruz. Karmaşık kök diyoruz ya da kompleks kök diyoruz arkadaşlar. O yüzden kök yoktur değil de reel kök yoktur ee, dememiz gerekiyor. Ama tabii bizim Evrensel uzayımız reel sayılar olduğu için kök yok dediğimiz zaman reel kök yok anlaşılıyor. Başka bir tane yapayım. 2x kare artı 4x eksi 3 eşittir 0. Buna bakalım. E, deltası b kare yani 16 eksi 4 çarpı a çarpı c eksi 3 oldu. Bu da arkadaşlar 8, 24, 40 yaptı. Deltası 40'mış. O zaman köklerden biri eksi b yani eksi 4 artı kök 40 bölü 4 olur. Değil mi? 2a'dan dolayı. Onu da sadeleştirirseniz bu kök 42 kök 10 diye çıkar. İkileri sadeleştirirsek eksi 2 kök 10 bölü 2 çıkar. Diğer kökte bunun eşleniği olacak. Eksi 2 eksi kök 10 bölü 2 şeklinde bulunacak. Evet şimdi biraz örnek çözelim. Yani biz bu ikinci derece denklemlerle nerelerde ne şekilde karşılaşabiliriz? Biraz bunu konuşacağız. Mesela köklü formatta çıkabilir karşımıza. Köklü formatta çıktığı zaman şöyle yapıyoruz. Önce denklemi düzenliyoruz. Sonra kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyoruz. Burası 2x, 2x 3 oluyor. Bu tarafta 9 xi 6x artı x kare Sonra düzenlersek x kare 2x karşıya attığımızda x'e 8x artı 12 eşittir 0 şeklinde bir denklem çıkıyor karşımıza. Bunu da bakın çarpanlarla ayırabiliyorum. Eksi, 6 ya, eksi 2, 6'ya ee, 2 ve diye. Bu durumda köklerden biri x 6 eşittir 0'dan 6. Diğeri de x 2 eşittir 0'dan 2 şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Değil mi? Kontrol edelim. Eksi 6 ile eksi 2 çarparsam eksi 12 olur. Çapraz çarpı toplarsam eksi 8x olur. Sonra köklü denklemlerde deneme yapmanız gerekiyor. Çünkü kökün sonucunun negatif çıkmaması lazım. Mesela 6'yı deneyelim. 2 kere 6 12. Değil mi? Şurada denemeyi hemen yapalım. 12'den 3 çıktı. 9. Ee, 9 artı 6 eşittir 3 oldu. Bu da ne demek? Kök 9 eşittir eksi 3 oluyor. E, köklü bir sayının sonucu negatif olamayacağı için mesela bu bunu kök olarak alamıyoruz. Bu kök değil. Ötekine baktığımızda e, kök içinde 1 artı 2 eşittir 3'ten kök içinde 1 eşittir 1 o da 1 eşittir 1 çıkıyor. Dolayısıyla bu denklemin tek kökü 2 oluyor arkadaşlar. Yani köklü denklemleri çözerken deneme yapmanız gerekiyor. Devam edelim. E, bu ikinci problemimizde de İkinci derece denkleme dönüştürülen bir denklem bu. Bunu çözmek için de şöyle yapıyorduk. 2 üzeri x'e t diyoruz. Bunu dediğimiz zaman 4 üzeri x, 2 üzeri x'in karesi olduğu için t kare. Eksi 3 t artı 2 oluyor. Burada da eksi 2'ye eksi 1, t'ye t şeklinde çarpanlarını ayırabilirim. O zaman köklerden biri 2, diğeri de 1 olur. E köklerden biri 2 ise demek ki 2 üzeri x 2'ymiş ve dolayısıyla x 1'miş. Köklerin esas kök 1'miş. Ee, bizim aradığımız denklemin kökü. 2 üzeri x eşittir 1'den diğer kökte 0'mış. O zaman bizim bizim çözüm kümemiz 0, 1 e, oluyor arkadaşlar. Üçüncü probleme bakarsak bu kez de düzenleme yapmamız gerekiyor ki denklemi e, çözebilelim. Önce bu tarafta paydaları eşitliyorum. 6 artı x bölü 2x eşittir x bölü x artı 4. Sonra dağılma özelliklerini işler dışına çarpma yapıp uyguluyorum. x kare artı 4x artı 6x artı 24 eşittir 2x kare olur. Düzenlersek x kare karşıya atıyorum. Eksi 10x eksi 24 eşittir 0. O zaman köklerimiz eksi artı 12 eksi 2 oluyor arkadaşlar. Yok eksi 12 artı 2 pardon. Eksi 12 artı 2. x'e x. O zaman köklerden biri 2 oluyor. Eksi 2 oluyor. Diğeri de 12 arkadaşlar. Burada bir deneme yapmamıza gerek yok. Hani şurada paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Onu görmüşsünüzdür bakın. Yani x sıfır olamaz bir de eksi 4 olmaz. Bunlar çıkarsa onları zaten almayacağımız belli. E, dördüncü problemimiz bir sistem e, sorusu. Yani bir denklem sistemi. Ne yapacağız? Bir Birinciden şu denklemden veya üsttekinden birini çekip ötekine yazacağız. Ee, hangisinden çekelim? Ya da şöyle yapabiliriz, şöyle de yapabiliriz. Ee, mesela bunu 2 ile çarpalım, toplayalım. Ne olur? X kare artı 2xy artı y kare eşittir ee, 180, 192, 38 daha, 230 mu yapıyor? 230. Bu da ne demek arkadaşlar? X artı y'nin karesi eşittir 230 demek. O zaman x artı y kök 230 olur. Tabi artı eksi şeklinde olur. E, x çarpıya 96 imiş. Oradan y'yi çekeriz. y nedir? 96 bölü x eşittir. Artı eksi kök 230 olur. Gerçi çok fark etmedi ama Hani ben e, şey yapmaya çalıştım. Daha düzenli hale getirmeye çalıştım. Ama çok fark etmedi. x kare paylaştırırsak Artı eksi onu da bu tarafa atalım. Yani artı eksi değil de eksi artı olacak. Bu tarafa geçtiği zaman. Kök 230x artı 96 şeklinde bulunur. Burada biraz fazla hesap var. Onun size bırakıyorum. Devamını siz getirebilirsiniz. Ama burada iki denklem var unutmayın. Biri artılısı bir de eksilisi. O yüzden iki ayrı denklemi çözmeniz gerekiyor. Bu denklemlerin hepsinin bir geometrik anlamı da var. Biz şu an hepsini cebirsel olarak çözüyoruz ama geometrik anlamı da var. Ee, biraz ilerlediğimizde geometrik kısmı daha iyi göreceğiz ama şimdi lisedeki geometri bilginize dayanarak bakın şu dördüncü problemdeki sistem için şunu söyleyebilirim. x kare artı y kare eşittir 38 bir çemberdir. Ee, x çarpı y 96'da bir şöyle bir fonksiyondur. Bakın tabi ben tam net olarak çizmiyorum. Şu an kabaca söylüyorum. Şunlar da bizim aradığımız köklerdir. Yani aslında bu sistem iki tane eğrinin kesiştiği noktaları bulmamızı sağlar. Peki diyeceksiniz ki diğerlerinde niye bir geometrik yorum yapmadınız? Tabii ki yapabiliriz. Bunlar burada da bir geometrik yorum var. Mesela şu birinci sistemde aslında kök içinde 2x 3 fonksiyonuyla 3 eksi x doğrusunun kesiştiği noktayı arıyoruz. Hani bunu daha iyi görmeniz için bir programımız var. Şu şekilde arkadaşlar Google'a Desmos diye yazdığınızda bu programla karşılaşacaksınız. GeoGebra var sizin lisede belki kullandınız. O da yine aynı işi görüyor ama ben bu Desmos'u beğeniyorum. E, tavsiye ederim. Bunun mobil uygulaması da var. Hatta telefonunuza indirin. Çünkü bu dersimizde biz çok grafik çizeceğiz. Bize çok yardımcı olacak. Dolayısıyla e, bu programı kullanarak birçok şeyi görebiliriz. Grafik hesap makinesine giriyoruz. Şurada kaydol diyerek Kayıt olabilir. Bütün yaptığınız çalışmaları kayıt altına alabilirsiniz. Ee, güzel bir uygulama. Şimdi grafik hesap makinesi diye girelim. Bakın grafik hesap makinesi çıktı. Mesela biraz önceki e, şeyi çizelim. Kök içinde kök içinde bu e, şeyleri bulmak için Pardon bir şey var mı? SQRT dediğinizde arkadaşlar SQRT kök yapar. Tamam mı? Seçurete kök demek. Kök içinde 2x eksi 1 eşittir. Şu kökün dışına çıktınız. Eşittir. Hatta eşittir de demeyeyim. Artı x eşittir 3 desek bunu çizebilir mi? Yok bu şekilde çizemez. Bunu ayrı çizeceğiz. Diğerini ayrı çizeceğiz. Neydi? 3 eksi x. Pardon. Bakın o bizim ilk çözdüğümüz şu denklemin kökü ne bulmuştuk? 1. 1 bulmuştuk. Şimdi grafiğe dönelim. Bakın. Burada bir şey. Bir yerde. Tamam arkadaşlar. Yaklaşık olarak bulmuş. Ee, evet. Biz de kökleri 6 ve 2 bulmuştuk. Yerlerine yazıp düzenleme yaptık. Bu şekilde çıktı. Mesela e, diğer örneğe bakalım. x kare artı y kare eşit 38. x çarpı y eşit 96. Bunu sağlamadı. Niye öyle oldu? Ya da şöyle diyeceğim. Pardon o, o tek değişkenli çünkü. 96 bölü x demem gerekiyor y eşittir. Çok uzakta olduğu için bakın böyle bir şey çıktı. Demek ki kökü yokmuş bu sistemin. Değil mi? Sistemimiz bu muydu? Bakalım. bize hesaplamadık. Size bıraktık. x çarpıya 96 x kare 38. Demek ki kökü yokmuş. bak. Eğer kök olsaydı bunlar kesişirdi. Mesela 96 değil 12 yapın. 4 noktada kesiştiğini görüyorsunuz. Veya 10 yapın. Yine 4 noktada kesiştiğini görüyorsunuz. Yani aslında sizin orada aradığınız şey bu noktalar şunlar. Bunları arıyorsunuz. Bunların absislerini arıyorsunuz. Eğer kesişmiyorsa absis yok demektir. İkinci derece denklemin kendisi de zaten bir fonksiyondur. Biliyorsunuz parabol fonksiyonudur. Mesela 3x kare artı 4x eksi 10 dediğinizde bakın x eksenini iki noktada keser. Yani siz bunu sıfıra eşitlediğinizde iki farklı kök bulacaksınız. Mesela bunu artı 10 yapayım. Bakın x eksenini kesmedi. Yani bunu sıfıra eşitlediğinizde kök bulamayacaksınız. Tamam mı? Ee, şöyle yapalım. x kare artı 4x e, x 4 dediğimde de tek bir kök bulacaksınız. Çünkü bu da x eksenine teğet. Eksi 2 başka kökü yok. Sevgili arkadaşlar. Demek ki bizim bu görmüş olduğumuz her bir e, cebirsel denklemin aslında bir geometrik ifadesi de var. Mesela buna bakalım. x küp eksi 5x kare x küp eksi 5 x kare artı x. Öyle insanlarım. Tekrar hemen dönelim. Artı 4 x'miş pardon. Artı 4 x. Mesela buna baktığınızda x eksenini 3 farklı noktada kestiğini görüyoruz. 0, 1, 4. 3 farklı noktada kesiyor. O zaman biz bu sistemi çözdüğümüzde biz bu sistemi çözdüğümüzde ne yapmamız gerekiyor? 3 tane kök bulmamız gerekiyor bu denklemi çözdüğümüzde. Bakalım öyle mi çıkacak? Ee, x parantezine alayım bunu. x kare eksi 5x artı 4 çıkar. Eşittir 0. Buradan köklerden biri 0. Bir de şunu 0 eşitleyeceğim. 5x artı 4 eşittir 0. Bu da eksi 4'e eksi 1. Çözdüğünüzde x2 1, x3 4 olarak bulunur. O zaman bizim çözüm kümemiz neymiş arkadaşlar? 0, 1, 4. Hemen grafiğe dönelim. 0, 1, 4. Gördüğünüz gibi biz aslında... Bu denklemi çözerek o fonksiyonun x eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Şuraya 0 değil de atıyorum 5 yazarsanız, o zaman 5 ile kesiştiği yeri bulursunuz. Yani bunu şöyle bir de 5 yazayım. Bakayım çizdim mi? Hmm. Y eşittir 5 yazmam lazım sanırım. Evet. Y eşittir 5 yazdığımda bakın. Bu ikisinin kesiştiği noktayı bulmuş oluyorsunuz. Burayı bulmuşuz. Demek ki bir tane kökü varmış. Gibi. Tamam arkadaşlar? Altıncı örneğe bakarsak bunu tekrar sıfır yapalım. Altıncı örneğimizde de çarpanlarına ereniyoruz. Şimdi ikinci derece denklemlerin standart bir çözüm metodu var ama üçüncü derece denklemlerde standart bir çözüm metodu yok. Bu durumda biz şöyle yapıyoruz. Tahmini bir kök bulmaya çalışıyoruz. Mesela acaba bir bu denklemi sağlar mı? Deneyelim. 1-3 artı 2 eşittir sıfır Eksi 2 artı 2 eşit 0. 0 eşit 0. Evet sağlar. Bir bu denklemi sağladığına göre demek ki x eksi 1 bu ifadenin bir çarpanı. O zaman ben x küp eksi 3 x artı 2'yi alıp x eksi 1'e bölüyorum. Çarpanı ya. Diğer çarpanı bulmak için. x kare ile çarptım. x küp eksi x kare. Çıkarma işlemi yaparsam bunlar beni götürecek. Bura artıya dönecek. x kare eksi 3 x artı 2. Bu sefer artı x ile çarpacağım. x kare eksi x oldu. Yine çıkarma işlemi yaptığımda x kareleri sadeleşti. Eksi 2 x artı 2. O zaman eksi 2 ile çarparsam eksi 2 x artı 2'den 0 olarak bulurum. O halde, o halde arkadaşlar demek ki benim diğer çarpanım da çarpanlardan diğeri de daha doğrusu şöyle yazarsam daha uygun olur. x eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 2 imiş bu ifade. E bunu da çözdüğümüzde köklerden birinin 1. Bir, e burada artı 2 eksi 1'den bu da 1 çıkıyor. O zaman köklerden 2 tanesi 1'miş. Üçüncüsü de eksi 2 imiş arkadaşlar. Bunu da çizerseniz bakın çizelim. x küp eksi 3x kare artı 2 sanırım böyleydi. 3x'miş pardon özür dilerim. 3x. Bakın. iki tane kökü var bu. Buna biz çakışık diyoruz. Teğet oluyor burada eğriler grafik şeye x ekseninde. İki kökü bir, bir kökü de eksi 2. Gördüğünüz gibi cebirsel olarak çözdüğümüz bu denklemin aslında geometrik bir manası olduğunda gördük. İkinci derece denklemler e, mutlak değer şeklinde de bize verilebilir. Mutlak değerli olarak da verilebilir. Bu durumda da şöyle yapıyoruz. Mutlak değerli ifadenin alacağı değerlere göre denklemleri sınıflandırıyoruz. Mesela 7. örnekte eğer x sıfırdan küçükse x kare artı x eksi 2 eşit 0 olur. Buradan da köklerimiz artı 2 eksi 1. Köklerden bir tanesi eksi 2. Bir tanesi arkadaşlar 1 olur. Bu, bu negatif yani sıfırdan küçük olmasını istediğimiz için bunu alamayız. Bir tane kök bulmuş olduk. Eksi 2. Eğer x sıfırdan büyükse o zaman da x kare eksi x eksi 2 eşit sıfırdan eksi 2 artı 1 olacaktır. Dolayısıyla köklerden biri eksi 1, bir, diğeri 2 olacaktır. Sıfırdan büyük olmasını istediği için bunu da alamayız. O zaman çözüm kümemiz eksi 2, 2 aralı olur. 8. örneğe bakarsak bu kez sıfırdan değil 5'ten büyük olma durumuna bakacağız. Çünkü x 5'ten büyük olursa, e, ee, bu arada 0 eşit olma durumunu almıyorum. Çünkü sağlamıyor. Burada da 5 eşit olma durumu sağlamayacaktır. x 5'ten büyük olursa x çarpı x eksi 5 eşittir 6'dan x kare eksi 5 x eksi 6 eşit 0 eksi 6 artı 1 olur. Buradan da köklerden biri 6 bir tanesi eksi 1 olur. Yine eksi 1'i alamayız. Çünkü 5'ten büyük olması lazım. 5'ten küçük olursa arkadaşlar o zaman da x çarpı eksi x artı 5 hani kök dışı mutlak değer dışında negatif çıkacak. Önüne x alacak. Eksi x kare artı 5x artı eksi 6 eşittir 0 olacak. Daha rahat çözmek için her iki tarafı eksiyle çarparım. x kare eksi 5x artı 6 eşit 0 olur. Bu da eksi 3 eksi 2'den köklerden biri 2 diğeri de 3 olarak bulunur. 5'ten küçük mü? Evet ikisi de 5'ten küçük. O zaman bu denklemin 3 kökü var. Arkadaşlar 2, 3 ve 6. Böyle olduğunu denklemin ve yerine yazarak görebilirsiniz. Buna sağlama diyoruz arkadaşlar. Bir denklemin kökünün doğru mu buldunuz, yanlış mı buldunuz bunu anlamak için ne yapmanız lazım? Sağlama yapmanız lazım. Sağlama da şöyle yapılır. X yerine 2 yazın mesela. 2 5 2 3. 2 çarpı 3 6 sağlıyor. 3 yazalım. 3 çarpı 2 sağlar. 6 yazarsak sağlar. Bakın hepsi denklemin bir köküdür. Mesela yukarıdaki denkleme bakarsak. Örneğin bizim çizdiğimiz kökü alalım. X yerine 1 yaz. 1, 1-1, 0 olur. Eksi 2 eşittir, 0 sağlamaz. Gördünüz mü? Yani biz onun e, yanlış olduğunu, zaten denklemin kökü olmadığını söylemiştik. Öyle olduğunu e, sağlatarak da görebiliriz arkadaşlar. Buna sağlama işlemi diyoruz. Peki biz bu ikinci derece denklemlerle uygulamada karşılaşıyor muyuz? Hani hep sorarız ya matematik bir işe yarar mı? Nerede işimize yarar? Nerede kullanabiliriz diye. Zaman zaman sorarız değil mi arkadaşlar? İşte ikinci derece denklemler bizim en çok kullandığımız, en çok karşılaştığımız ifadeler. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi istatistik, işte ekonomi, iktisat hemen hemen her yerde karşılar çıkabilecek ifadeler. Şimdi iki tane fizikten denklem çözmek istiyorum. Hani bu aradaki uygulamayı doğru yapabilelim diye. Mesela dokuzuncu soruda bilinmeyeni bulun diyor. Şimdi burada bilinmeyen için, Bakın bilinmeyen için. Şimdi bir, bilinmeyen şu kenara yazayım. Bilinmeyen V0 ise mesela diyelim bilinmeyen V0. O zaman denklem birinci dereceden olur. Direkt V0'ı yalnız bırakırsın değil mi? İşte V0T eşittir. 1 bölü 2 GT kare eksi S0. T'yi de her iki tarafta T'ye bölerseniz V0 şöyle olur. 1 bölü 2 GT eksi S0 bölü T eğer bilinmeyen ve sıfır ise. Başka? İkinci durum. iki Bilinmeyen S0 ise. Burada da S0'ı direkt yalnız bırakacaksınız. Çok kolay. S0'ı karşıya buldum. Üçüncüsü bilinmeyen C ise. Bilinmeyen C ise. Yine G'yi yalnız bırakırsınız. Tek arayı 1 bölü 2 tek bölüm olarak attığınızda hemen bulabilirsiniz. Peki dördüncüsü bilinmeyen t ise Bilinmeyen t ise O zaman denklem ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem olur. Ee, ve biz bunu çözebilmemiz için de diskriminant metodunu kullanırız. Önce delta'yı buluruz. B kare eksi 4 ac. B kare için burada B ve sıfırın karesi. Eksi 4 çarpı A 1 bölü 2 C çarpı C'de S sıfır oluyor. Bu da ne olur arkadaşlar? V sıfırın karesi artı 2 tane g S0 olur. Bu delta olur. Tamam mı? O zaman köklerimiz T1, 2, ne oluyordu? Eksi B yani artı v sıfır artı eksi kök delta yani v sıfırın karesi artı 2 G S0 bölü 2 A yani 2 çarpı 1 bölü 2 G'den 2 G olarak bulunur arkadaşlar. Bakın denklemin bilinmeyenleri bunlarmış. Başka bir örnek. Burada bilinmeyeni bulun demiş. Mesela burada bilinmeyen kim? Burada e, R sabit olabilir. Bilinmeyen olabilir. O yüzden bizim bu problemi çözebilmemiz için biraz önceki örnek için konuşsak kimin bilinmeyen olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bize doğrudan böyle bir denklem sorarlarsa bilinmeyeni söylerler. T bilinmeyenine göre çözünüz. Ama biz zaten fizik çalışıyorsak ve bu bir fizik problemi ise bilinmeyenin kim olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bilmeden zaten fizikte çalışma yapamayız. 10. probleme bakarsak mesela burada bilinmeyen x olabilir. R olabilir. R'ye göre çözün demiş. Bunlar Mustafa Balcı'nın kitabından örnekler. R'ye göre çözün demiş. Çözelim. W çarpı x kare artı 2 xr r artı r kare eşittir mg r kare olur. Tamam mı? Bilinmeyen r'ye göre çözeceğim. İşlevsel çarpımı yapıp tam kareyi açtım. Buradan wx kare w veya omega artık hangi şeyi kullanıyorsa biz W diyelim. W x kare 2 omega x r artı W r kare eşittir m r kare olur. Şimdi bakın r'ye göre çözüyorum unutmayın. O zaman benim bulacağım denklem şöyle olmalı. A r kare br artı c eşittir 0. Buna göre düzenlemeliyim. O halde r kareleri bir araya toplayacağım. Yani m eksi w r kare olur. Ben bu tarafa atarsam. Eksi 2 tane w x r olur eksi w x kare olur. O zaman burada a dediğimiz a dediğimiz şu b dediğimiz eksisiyle beraber bu c dediğimiz de bunun tamamı. O halde bu denklemi çözmem gerekiyor. Bu denklemi çözmem için delta'yı bulacağım. Neydi? b kare. Yani 4 omega kare x kare eksi 4 ac 4 çarpı mg eksi omega çarpı eksi omega x. Tamam mı? Buradan da omega kare x kare geliyor mu? Yok gelmiyormuş sadece omega geliyor. Düzenleyelim. 4 omega kare x kare artı 4 tane omega x mg eksi w şeklinde bırakabiliriz. Artık o ihtiyaca göre istediğin şekilde düzeltebilirsin. Ee, bu durumda r 1 2 a ne olacak? Eksi b. B'miz neydi? Eksi 2 omega x artı eksi kök delta bölü 2 a. Yani iki tane mg eksi w şeklinde bulunur. Tabi fizikte bazı özel koşullar geliyor. İşte bu formüllerin hepsinin anlamları oluyor. mg x yerine bir şey yazabiliyorsun. W x yerine bir şey yazıp bunu daha kısa ve sade hale getirebilirsin. Böylece arkadaşlar ikinci derece denklemler hakkında epey bir konuşmuş olduk. Bunlar çok önemli konular. Sizin de bunları iyice oturtmanız gerekiyor. O yüzden bol olsaydı örnek çözmenizi tavsiye ediyorum. Biz eşitsizliklerle devam edeceğiz.